değerli Kocaeli TV izleyenleri, Marka Futbol Ödül Töreni'nde Ertuğrul Sağlam, tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam konumuz. Hocam hoş geldiniz Kocaeli'ye. Hemen öncelikli olarak tabii ki de Kocaeli'nin en önemli markalarından biri olan Kocaeli Spor'un şampiyonluğu var bu sene. TFF 1. Lig'e geri döndü Kocaeli Spor'umuz. Siz de tecrübeli bir teknik adam olarak Kocaeli Spor'un performansı hakkında sizden bir yorum olarak başlayabilir miyiz? Şimdi tabii şampiyon olan takımın performansını değerlendirmeye gerek yok. O kadar önemli rakipler karşısında sezon boyunca üst düzey bir mücadele verip şampiyon olmak tabii ki karşılığında bir övgüyü de hak ediyor. Ben tabii dolayısıyla böyle bir başarıda emeği olan işte başkanından yöneticisine, teknik adamından futbolcusuna, taraftarından emeği geçen herkese herkesi tebrik ediyorum. Tabii bir futbol adamı olarak, bir futbol sever olarak gönlümüzden geçen şu: her takımın elde ettiği başarı kendince mutlaka önemlidir ama şu anda Süper Lig'e baktığımız zaman, tabii Süper Lig'in seyir zevkini de arttırma açısından işte Samsun Spor çıktı, bunun yanında işte bizim bir Bursa Spor geçmişimiz var. Bursa Spor gibi, Eskişehir gibi, Kocaeli Spor gibi, Sakarya gibi önemli takımların artık buralarda değil de Süper Lig'de olmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz. Bu doğrultuda inşallah Kocaeli Spor'un bu şampiyonluğu burada kalmaz. Önümüzdeki sezonda birincilikte şampiyonlukla Kocaeli Spor'u biz Süper Lig'de görmek istiyoruz bir futbol adamı olarak. Peki hocam, şimdi dediğiniz gibi zamanında Bursa Spor gibi önemli Anadolu camialarından biri ekibi çalıştırdınız. Şimdi şunu ben merak ediyorum. Anadolu camialarını çalıştırmanın, mesela siz zamanında Beşiktaş'ı da çalıştırdınız. Evet. Anadolu takımdan işte Bursa Spor gibi veya Kocaeli Spor, Sakarya Spor, Samsun Spor gibi camiaları çalıştırmanın, bu tarz büyük camiaları çalıştırmaktan farkları nelerdir? Şimdi tabii her camianın kendine göre dinamikleri vardır, değerleri vardır. Ama taraftarla beraber işte büyük camialarda, işte Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Samsun gibi camialarda takımı destekleyen ve onunla yatıp kalkan çok büyük bir grup var. Dolayısıyla böyle bir baskı altında da çalışmak ve bir başarı üretme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Ha, bunun tabii bana sorarsanız dezavantajından çok avantajı var. Yani arkanda çok önemli bir taraftar grubuyla maçları oynamak, oyuncunu o şekilde motive etmek, tabii bununla beraber de oradan sadece sahanın içerisinde değil, saha dışında da elde edeceğiniz avantajlar var. Bunları işte arkanızda hissetmek size güç verecek. O yüzden bir tarafında tabii bir baskı oluştursa da diğer taraftan sizin o büyük mücadelede size vereceği destek ve avantajlarla bence çok daha sizi diğer rakiplerinizin önüne geçirecek bir şey var yani burada. Futbol adına değerler var. Bunu tabii iyi yönetirseniz, iyi yönlendirirseniz takım performansına çok önemli katkı yapıyor. Tam tersi şekilde işte bu baskıyı yönetemediğiniz takdirde de maalesef işte sonucu hüsranla bitebilecek durumlara da sebebiyet veriyor. Peki hocam, şimdi geçtiğimiz dönemlerde bu zamanda Kocaeli Spor'la alakalı sizin de burada teknik direktör olabileceğinize dair basında haberler çıktı. Hiç Kocaeli Spor'la bir temasınız oldu mu? Kocaeli Spor'la bir temasım olmadı. Ama bundan sonraki süreç ne getirir bilemiyoruz. Kocaeli Spor, biraz evvel söylediğim gibi, Türk futbolunun önemli markalarından bir tanesi. Önemli camialarından bir tanesi. Dediğim gibi temennimiz Kocaeli Spor'un Süper Lig'de olması. Teşekkür ederim hocam. Ertuğrul Sağlam, tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam bizlerleydi Kocaeli TV izleyenleri. Diğer röportajlarda görüşmek üzere.